Dünyamız değişiyor. Milyonlarca yıldır yaşamı barındıran gezegenimiz, evimiz dünya her geçen gün bir parça daha yok oluyor. Gelişen dünyanın yarattığı insan davranışları ve tüketim şekliyle birlikte her geçen gün doğamız tahrip oluyor, canlılık azalıyor. Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri şiddetini artırarak hayatlara mal oluyor. Radyo Trafik, doğamızı daha fazla tahrip etmemek ve gezegenimizi koruyabilmek adına neler yapabileceğimize dair soruların yanıtları için iklim dosyasını açıyor. Kerim Öztürk'ün sunumu Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge'nin katılımıyla iklim dosyası uzman konukların katılımıyla Perşembe saat 11.10'da Radyo Trafik'te. İklim dosyası başlıyor. Değerli dinleyenler, herkese merhabalar. Mutlu günler. Yine bir Perşembe günü ve yine İklim Dosyası programında birlikteyiz. Kerim Öztürk ben. Her programda olduğu gibi bu programda da yine Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte hazırlıyoruz programı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge bizimle birlikte. Emrah Bey, nasılsınız? Öncelikle size merhaba diyelim. Sağ olun, sizi sormalı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun ve Emrah Bey'le zaman zaman baş başa yayınlarımız olsa da genel olarak bu programı yaptığımızda hep bir konuğumuz oluyor ve kendi alanlarında uzman çalışmalar yapan konuklarımız var. Bugün de yine bir konuğumuz var. Çukurova Üniversitesi Mikroplastik Alaştırma Grubu'nda. Aynı zamanda orada da tabii su ürünleri temel bilimler bölümünde doçent doktor olarak üniversitede bir akademisyen olarak çalışan Sayın Sedat Gündoğdu bizlerle birlikte. Sedat Bey, merhaba. Merhabalar. Ufak bir düzeltme yapayım. Geçen haftadan itibaren artık profesör diyebilirsiniz. Oh, öyle mi? Ne güzel. Bendeki bir olsun. Bendeki bütün notlarımda her şey doçent olarak kalmış. İyi, biz de tebrik etmiş olalım bu vesileyle profesörlüğünüzü. Hayırlı uğurlu olsun. Bir akademik kariyer düşünürsem belki yanınıza gelirim bir asistan olarak. Çünkü ilerleyen yaşlarımda bir akademik kariyer hayalim var. Şimdi biz madem tanıtırken de ufak da olsa bir eksiğimiz oldu. Bir de sizden dinleyelim. Kimdir Sedat Gündoğdu? Profesör Doktor Sedat Gündoğdu. Ben biyolog aslında, biyoloji mezunuyum. Deniz biyolojisi alanında çalışıyorum. Çalışmalarım daha çok deniz biyolojisi. Özellikle balıklar üzerine çalışmaya başlamıştım. Doktora tezim de ben balık biyolojisi üzerine. Balık biyolojisinde aslında daha spesifik bir konu, balıkların büyüme dinamiklerinin çeşitli istatistiksel yöntemlerle tahmin edilip buna dair modellemeler yapılmasıydı. Yani çok böyle saf bilim dedikleri, hı hı. Çok fazla böyle açıp da bakıp acaba ne demişler demeyeceğiniz bir alan diyebilirim bu alan. Sadece ilgilenenlerin göz atıp baktığı ve okuduğu çalışmalar oluyor genelde. Ama bu çalışmaları yaparken tabii bir örnekleme çalışması yapıyorsunuz. Örnekleme çalışması popülasyonun yapısını anlamak için önemli bir aşama. Biz bu örnekleme çalışmalarını yaparken karşılaştığımız en önemli problemlerden biriydi. Balıktan çok çöp çıkıyordu denizden. Özellikle belli dönemlerde balıkçıların sezon açıldığı andan itibaren tüm alanı traktör gibi deniz dibini trollerle sürmesinden sonra çıktığımız ilk örneklemede bir bakıyoruz ki denizde balık yok. Ekonomik önemi olan balık türü zaten çıkmıyor. Hı hı. Onun dışında ekonomik önemi olmayan türler de çok az miktarda çıkıyor ve ama çok fazla sayıda ekonomik önemi tırnak içerisinde olan çöp çıkıyor. Yani her türlü çöpten bahsediyorum burada. Bunların içerisinde tabii plastikler önemli bir yer tutuyordu ve ben de o aşamada ya aslında çalışılması gereken, ilgilenilmesi ve duyurulması gereken, çözülmesi gereken problemin burası olduğunu düşünüp 2016 yılında doktora bitirdikten hemen sonra plastik kirliliği meselesine dahil oldum. Bununla ilgili çeşitli araştırmalar yaptım ve sonra mikroplastiklere eğildik. Zaten o günden, yani 2016'dan itibaren başladığımız mikroplastik ve plastik kirliliği araştırmalarına bugün sadece denizde değil, nehirde, gölde, bunların kaynağı olan tarımsal üretimde, sonra bunların bulaştığı gıdada ve çok farklı alanlarda örnek yelpazesi içerisinde mikroplastikleri Çukurova Üniversitesi Su ve Marif Fakültesi bünyesinde sürdürüyorum. Bir mikroplastik araştırma grubumuz var. Grubumuzun içerisinde malzeme bilimcisi, deniz biyoloğu, işte
sistematikçi, balık sistematikçisi, yine kaplumbağa uzmanı, tarım bilimcisi, toprak bilimcisi olmak üzere çeşitli disiplinlerden araştırıcılar var. Zaman zaman farklı üniversitelerden araştırıcılarla beraber bir araya gelip plastik kirliliğinin durumu, önlenmesi ve yarattığı etkinin araştırıldığı çalışmalar yürütüyoruz. Yani mikroplastikle ilgili tabii ki bu yayını yapmadan önce ben duyuyordum yani çevremde de bir normal vatandaş olarak, ama bu programda öğrendiklerim beni gerçekten hayrete düşüren şeylerdi. Yani çok dikkat etmezdim örneğin bu programa başlamadan önce. Emrah Bey çok iyi bilir, öyle plastik çatalla kaşıkla yemek yerdim veya kağıt plastik bardakları kullanır çay kahve içerdim onlarla. Ama sonra gerçekte yüzleşince hayatımdan çıkardığım ilk şeyler onlar oldu. Ben en azından çok aydınlandım. Bugün de programda büyük olasılıkla dinleyenlerimizde belki birkaç kişi de belki daha fazla insanda bir aydınlatma yaşatabiliriz. Emrah Bey'in hazırladığı çok sayıda soru var bununla alakalı. O derinlemesine inceleyecektir. Emrah Bey isterseniz sizinle devam edelim. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Biz bu arada meslektaşız aslında. Ben hiç tabii mesleğime devam etmedim ama ben de moleküler biyoloji genetik mezunuyum ODTÜ'den. Ama daha önemlisi aslında sizin demin bahsettiğiniz mikroplastik konusu o zamanlar çok popüler değildi. Ben WWF'de çalışırken 2000'li yılların başında Akyatan bizim çalışma alanımızdı. Size zaten çok yakın, Adana'nın güneyinde. Türkiye'nin en büyük kaplumbağa üreme konusunda hiç el değmemiş bir yer. Yani yolu bile olmayan bir yer düşünün Kerim Bey. Hı hı. Topraklı yoldan 4x4 araçla gidiliyordu. Şu an son halini bilmiyorum. Hiçbir yerleşim yok. Köy bile yok etrafında. Orada bile poşetler, çeşitli mikro olmasa da plastik parçalar buluyorduk ve kaplumbağalar yiyordu bunları. Çünkü deniz anası zannediyorlar. Gıda zannediyorlar. O zaman bile sorundu. Aradan 25 yıla yakın zaman geçti. Şimdiki durum tabii daha iyidir diyemeyeceğim maalesef. Çok uzun süredir görmedim ama daha kötü olduğuna maalesef diyorum, gene eminim. Biraz sonra belki o detaydan da bahsederiz Sedat Bey'le beraber. Biraz plastiklerle başlayalım istiyorum. Ben hiçbirimiz malzeme bilimci değiliz ama ışın ucundan dokunuyoruz. Sedat Bey araştırmaları yüzünden daha da çok tabii ki bu alana giriyor. Plastiği bir hatırlatalım. Daha önce bunu konuştuk aslında da. Yani plastik dediğimiz şey aslında çok çeşitli. Biz plastik diyoruz geçiyoruz ama plastik dediğimiz şey bir sürü polimer. Bir sürü farklı farklı malzemeler ama temelde aslında büyük bölümü bunların petrol ürünü, petrol türevi malzemeler. Nasıl üretiliyor plastik? Nerelerde kullanılıyor? Biz hani plastiği tek kullanımlık açıdan birazcık kötülüyoruz ama aslında plastik bir yandan da güzel bir malzeme. Birçok hayatı kolaylaştıran şey de var. Plastik ne Allah aşkına? Biraz onu bir özetle geçelim mi burada? Ya tabii, şimdi dediğiniz gibi plastik... Ben önce Akyatan bahsini açtınız. Akyatan gerçekten oraya değinmeden edemeyeceğim. Bizim geçtiğimiz 3 yıl boyunca sürekli gidip örnekleme yapıp çalıştığımız bir alandı. Yakın zamanda onunla ilgili bir rapor da yayınlayacağız. İnanılmaz kötü durumda maalesef plastik kirliliği açısından. Başka şeyler de var tabii ama konumuz plastik olduğu için söyleyeyim. Peki Akyatan'daki bu kirliliği yaratan bu plastik gerçekten ne sorusunun cevabını vermek için biraz böyle 150-200 yıl öncesine gitmemiz lazım. Çünkü biz gerçekten plastiğe ihtiyaç duyuyor muyduk? Plastik ortaya çıkarken hangi motivasyonla ortaya çıktı? Bu sorunun cevabını verdiğimizde bizim aslında plastiği herhangi bir ihtiyaca binaen, zaruri bir ihtiyaca binaen yaratmadığımızı, üretmediğimizi anlıyoruz. Çünkü 1900'lerin başında tamamen keyfi amaçlarla bir buluşçunun, daha doğrusu bir mucitin, bir kimyagerin sentetik olarak bugünkü plastiğin, sentetik plastiğin polimerlerin atası olan bakaliti bulmasıyla görüyoruz. Sonra 2. Dünya Savaşı ile beraber plastik askeri anlamda çok ciddi bir üretim hacmine sahip oluyor. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra tabii bu kadar plastik üretim teknolojisi ne olacak dendikten sonra biz bir tüketim kültürü geliştiriyoruz. Bu plastiği tüketebileceğimiz bir tüketim kültürü alışkanlığı geliştiriyoruz. İşte bu tek kullanımlı plastikler özellikle bu anlamda en büyük problemi yaratan kirleticilerin başında bizim de denizel ekosistemde yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz. Tabii burada tek kullanımlı plastik deyince aklınıza çatal bıçak gelmesin. Ambalajlar da tek kullanımlı plastik. Yani bugün markette gördüğünüz bütün plastikle kaplı gıda ürünlerinin, o plastiklerin hepsi tek kullanımlı. İkinci defa kullanamıyorsunuz maalesef. Çünkü plastik geri dönüştürülmek ya da tekrar kullanılmak üzere tasarlanmış bir malzeme değil ne yazık ki. Kullan at mantığıyla tasarlanmış, hayatımda da böyle girmiş bir malzeme. Çoğunluğu %99.9'u petrol türevli olan bir malzeme. Bakın
total olarak üretim hacmine baktığımızda plastiklerin üretildikleri malzeme içerisinde biyolojik dediğimiz biyo kökenli malzeme materyal çok sınırlı ve pilot ölçekli. Yani o kadar az ki, o kadar sınırlı ki total istatistiklere bile girmiyor. Bunlarla ilgili istatistikler de böyle genel kaba aralıklarda veriliyor. Yani tam olarak ne kadar üretiliyor, ne kadar başarılı, bunlar gerçekten zararlı mı değil mi konusu, plastikten farklı bir etki yaratıyor mu, yaratmıyor mu konusu hala çok ciddi tartışma götürüyor. Ama tartışma götürmeyen tek bir şey var. Biz bugün ürettiğimiz toplam 400 milyon ton plastiğin neredeyse %50'sini tek kullanımlık tüketim kültürünü beslemek üzere üretiyoruz. Dolayısıyla burada plastik deyince aklımıza bir de böyle tek kullanımlık olduğu, çoğunlukla tek kullanımlık olduğu şeyi gelsin, gerçeği de gelsin. Aslında iki tane nokta var bence burada şeyin almam gereken, ben en azından kendime mesaj olarak alıyorum. Birincisi bir ihtiyaca yönelik tasarlanmış bir malzeme değil. Tasarlanan malzemeyi acaba ne yapsak bu malzemeyi diye yola çıktığımız bir malzeme. Baştan düğmeyi yanlış iliklemiş durumdayız plastik konusunda. O günden beri de hiç düzelmemiş zaten. Düzelmiyor. Abi. Benim hep verdiğim bir örnek var. Bizim daha doğrusu hep verdiğimiz bir örnek var vakıf olarak. Dünyanın en dayanıklı malzemesini üretip 3 dakika kullanacak ürün üretmek ne kadar makul, mantıklı bir şey. Ya plastik, evet kullanabiliriz plastiği, bilgisayarları şurada burada her şeyde. Elektronik aletten tutun uçağa kadar, uzay aracına kadar plastik de artık hafif bir malzeme olduğu için kullanılıyor, dayanıklı olduğu için. Fakat bu kadar dayanıklı malzemeyle neden bardak yapıyoruz, çatal yapıyoruz, ambalaj yapıyoruz değil mi? Bunu aslında konuşmamız gerekiyor birazcık. Yani bizi dinleyenlere hep söylediğimiz şey şu, plastik düşmanı veya işte plastik hayatımızdan çıksın diye konuşmuyoruz burada. Plastiği tek kullanımı kullanmamak gerekir diye konuşuyoruz. Birinci mesaj bu. İkincisi de aslında gene plastiğin önemli bir özelliği. Bizim de hep söylediğimiz büyük bir yanılgı var. Ben geri dönüşüm yapıyorsam ne kadar plastik istersem o kadar kullanabilirim. Hayır, plastik aslında geri dönüştürülebilir bir malzeme değil. İki kere, üç kere dönüştürüyorsunuz. Daha düşük kaliteye doğru gidiyor. Yani kaliteli plastikten... Buyurun. Yok, çok pardon. Yani iki kere, üç kere dönüştürülmesi bile çok böyle yaygın bir şey değil. Bir kere dönüştürülmesi yapıp başımıza koyuyoruz, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Yani ve dönüştürdüğünüz şeyle aynı ürünü üretemiyorsunuz bu arada. Önemli olan o burada. Yani işte camdan, metalden istediğiniz kadar geri dönüşüm yapıyorsunuz. Yeniden cam, ambalaj, metal ambalaj, hatta metal ambalajdan araba da yaparsınız. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama plastikte böyle bir şey yok. Bunu da dinleyenlere 552. kere bir kere daha hatırlatmış olalım. Kaçıncı yayın olduğunu bir gün oturup üşenmeyip sayacağım ben. Kaç kere bunu söylemiş olduğumuzda ortaya çıkacak. Yani 40 kere söylersek olurmuş diyelim. Gelin be. Belki kesin 40'ı geçtik. Yavaş şey yaparak. Peki mikroplastik lafı çok dönüyor ortalıkta Sedat Bey'in son zamanlarda. Ben çevreden aslında şöyle şeyler duyuyorum. Yani mikroplastik yeni mi çıktı falan gibi sorular. Mikroplastiği ayrı bir şey zanneden bir kamuoyu var ortada. Mikroplastiği bir anlatalım aslında birazcık da. Ondan sonra sizin daha çok çalışma alanınıza, biyolojik sistemlere bu plastiğin bize nasıl etkisi var onu konuşalım. Tabii şimdi yeni mi bu mesele, mikroplastik meselesi? Yani yeni değil tabii ki. 1970'te ilk mikroplastiklerin tespit edildiği çalışma yapılıyor ta Sargasso Denizi'nde. Hatta yani o çalışmada bile şöyle bir tespitte bulunuyor. Bu ham plastikler bulunuyor bile. Yani diğer büyük plastiklerin parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler değil. Yani 5 milimetreden küçük plastiklere mikroplastik denir, kirleticilere. Çoğunlukla büyük plastiklerin parçalanmasıyla oluşuyor. Ama o 1970'lerde yapılan çalışma çok ilginç bir yerde yapılıyor. Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah isimli kitabında Sargasso Denizi olarak adlandırdığı bir bölüm var. Orayı anlattı. Tam olarak o bölgede. Nerede bu? Meksika Körfezi'nin açıklarında yatan Seagrass'tan geliyor. Yani deniz çayırı deniliyor. O denizin ismine oradan geliyor. Çünkü çok fazla deniz çayırının kopup bir deniz tırnak içerisinde deniz çöpü haline gelip biriktiği bir alan orası. Jules Verne de zaten kitabında gemiyi oradan geçirebilmek için denizin dibine daldırıp öyle geçtik ki pervanelerine bu deniz çayırları dolanmasın diye anlatıyor. O bölge yani Jules Verne 1872'de yazmış kitabı. 1972'de bir grup araştırıcı oraya gidiyor ve bakıyorlar ki artık orada deniz çayırları yok. Çöp olarak yerine plastikler var. İşte onların da içerisinde önemli bir kısmı mikroplastikler ki. Ta bakın 1970'lerde Türkiye'de belki plastik kullanan sayısı çok sınırlıydı. Türkiye'ye henüz gelmemişti. Birçok yerde plastik bilinmeyen bir malzemeydi ama o tarihlerde işte Sargasso Denizi'nde bu plastiklerle karşılaşılabiliyordu. Yani mikroplastik, plastik var olduğundan beri var olan ancak
keşfedilmesi biraz geç sürmüş olan bir kirletici türü, plastiğin kirletici formu nasıl oluşuyor? Bir kere bazı ürünlere doğrudan katılmak üzere üretilebiliyor. Yani yüz temizleme jellerine, şampuanlara, sabunlara, diş macunlarına özel olarak katılıyor. Bunlar tekstil lifleri mesela, bunlar da mikroplastik aslında. Tekstil lifleri de doğrudan öyle üretiliyor. Yine araba lastikleri de parçalandığı zaman mikroplastikler oluşuyor. Bir de daha büyük başka günlük hayatta kullandığımız plastiklerden ortaya çıkan parçalanma süreciyle, yani nasıl oluyor? Fiziksel ve kimyasal faktörler etkili burada tabii. Güneş ışını, bir yere darbe alma ya da ortamdaki kimyasallar parçalıyor bu plastikleri ve mikroplastiğe dönüştürüyor. Ve hemen hemen bütün ortamlarda mikroplastik, ortamda plastik varsa o ortamda bulunan bir malzeme. Öyle düşünmek lazım. Biz yani aslında mikroplastik olan şeyi plastik attık yok oldu gitti sandığımız şey gözle görünmeyecek parçacıklar halinde devam ediyor var bunlar. Tabii mesela bir tane projeksiyon açın karanlık bir odada, bir duvara doğru o ışığı tutun, o uçan partiküllerin önemli bir kısmı mikroplastik. Şimdi şeyler var, ultraviyole ışınla süpürgeler falan var evleri süpüren. Bende var bir tane. Yani o gerçekten o süpürgeyle eve bakmak mümkün değilmiş. Hani nasıl bir şeyin içinde yaşıyormuşuz diyorsunuz. Üstelik süpürüyorsunuz, 10 dakika sonra aynı işlemi yaptığınızda yine aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Şey benim dikkatimi çekti, Emrah Bey vereceğim size soruyu, sözü de şu ara vermeden önce hemen şunu merak ettim. Az önce şampuanların işte bazı kullandığımız ham maddelerin içerisine bilinçli olarak mikroplastik konuluyor dediniz. Bu benim ilk kez duyduğum bir şey. Burada bir özel amaç mı var, bunun araştırmasını yapmışsınızdır diye söylüyorum. Yani bir özel amaçla mı konuluyor bu mikroplastik onun içerisinde ve insan sağlığına tabii etkisini düşünüyorum. Şimdi evdeki şampuanı hayal etmeye başladım siz onu söylediğinizde. Duş jelini hayal ediyorum. İşte bunlar vücudumuza değiyor, sürekli temas halinde olduğumuz şeyler. Bir özel amaç mı var burada? Tabii aşındırma, peeling etkisi gibi etkiler yaratmak için yapılıyor. Yani sivilceniz var, siyah noktanız var. Siyah nokta temizleyiciler kullanıyorsunuz. O siyah noktaları neyle temizliyorsunuz? İşte o mikro boncuklar var böyle çok işte bir yarım milimetre boyutunda. Onlarla aşındırma etkisini kullanıp o siyah noktalardan kurtuluyorsunuz. Ya da ölü deriyi kaldırmak için kullanılıyor. Yani o duş jellerinin içerisinde gördüğümüz pütürlü şeyler aslında birer mikroplastik. Evet, yani çok büyük bölümü. Çok büyük bölümü. Evet, hepsi için söylemek doğru olmaz ama ben bir liste yapmıştım. Şimdi bizim şöyle bir problemimiz var. Bu ürünlerin etiketlerinde anlayabileceğimiz dilde bir şey yazmıyor maalesef. Evet. Şey yazıyor değil mi? Mikrokristalin yazıyor mesela. PEG 6 yazıyor mesela. PEG 12 yazıyor. Yani isimler var. Yani açıp Google'dan ya bu neymiş diye açıp bakmadan ne olacağını bilemediniz. Şey. Su yazmıyorlar mesela. Aqua yazıyorlar. Çünkü kafa karıştırırsanız, ortalığı ne kadar bulandırırsanız gerçek bilgiye erişmek o kadar zor olur. Dolayısıyla ben bir liste yapmıştım. Yaklaşık 50 farklı mikroplastik olan ve farklı isimde malzeme kişisel bakım ürünlerine katılıyor. Bunlar İngiltere'de ve Avrupa Birliği'nde yasaklandı. Bunların konulması. Dediğim gibi temel amaç aşındırma, işte vücuda ya da işte uygulanan bölgeye kuvvet uygulamayı destekleme, sürtünmeyi de arttırıcı özelliği oldu. Diş macunlarında da temizlik amaçlı. Evet. Eskiden diatome toprağı dediğimiz suların dibine biriken küçük canlıların kalsiyumdan oluşan, kabuklarından oluşan bir çamur kullanılırdı. Bu tabii doğadan gidip almak gerek bunu. Bu ucuz evet. Bir şey değil. Şimdi plastiği ufalayıp diş, yani gıdaya uygun plastikle yapıyorlar tabii ki bunu. Hemen şimdi herkes böyle dehşet içinde eve gidip diş macunları atmasın. Ama bir daha diş macunu alırken ya da şampuan alırken içinde mikroplastik parçacığı olmayanları tercih etmek. Alternatifleri var bir de. Bu çok önemli Kerim Bey. Yani mesela kayısı kabuğu kullananlar var bu peeling yüz jellerinde. Yani çünkü bunlar... Onları benim eşim biliyor. Yani peeling yüz jeli konusunda ben çok hakim değilim. Diyeceksiniz ki neden sağlıklı alternatif varken sağlıksız kullanılıyor? İki tane sebebi var. Birincisi pazarlama. Sağlıksız olan rengarenk cicili bicili görünüyor şeyin gözüne tüketicinin. İkincisi de ucuz. Yani organik malzeme her zaman maalesef daha pahalı şu anki durumda. Peki, burada gıdaya uygunluk meselesi gibi kavramları da tartışmak gerekiyor. Çünkü bunlara dair bilgilerimiz çok sınırlı. Yani aslında o kadar sınırlı bilgilerle biz bazı uygunluk belgeleri, uygunluk kriterleri belirlemiştik. Şu anda onlardan birer geri adım atıyoruz. Yani şimdi Amerika'da çok basit bir örnek üzerinden bunu anlatayım. Amerika'da
bir sonsuza kadar kalan kirleticiler denilen PFAS isimli bir kimyasala dair yeni bir yasal düzenleme geçirildi bazı bir eyaletinde. Limit değerini sıfıra indirdiler. O limit değeri sıfıra inince böylelikle bütün ortamlar bu kirletici açısından kirli konumuna yükseldi. Çünkü eskiden daha önce yapılan literatürlerde, çalışılan daha önce yayınlanan literatürlerde belli bir limit seviyesi belirlenmişti. Ama görüldü ki bu limit seviyesi de aslında insan için son derece, yani kullanımı için son derece risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla hani gıdaya uygun plastiklerin de aslında hangi şartlarda ve kriterlerde gıdaya uygun olduğunun tekrardan düşünülmesi gerekiyor. Çünkü biz bakın 16 bin tane farklı kimyasal kullanıyoruz plastiklerde. 16 bin. 16 bin kimyasalın sadece 400 tanesine dair bilgimiz var. Geri kalana dair bilgi sahibi değiliz. Birileri bunları da araştırınca o zaman o da bir soru işareti olarak duracak. Çok şimdi ilginç bir konu, büyük bir olasılıkla dinleyenlerimiz de şu anda can kulağıyla dinliyorlardır ki çok insanın hayatını etkileyen bir durumdan söz ediyoruz ama bir ara vermemiz gerekiyor. Biraz da geciktirdik aslında, bir reklam arası vereceğiz değerli dinleyenler. İklim Dosyası programındasınız, her zaman olduğu gibi yine Çöpne Selçuk Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge bizlerle birlikte ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünden Profesör Doktor Sedat Gündoğdu'yla beraberiz. Aynı zamanda Mikroplastik Araştırma Grubu'nun da kurucusu kendisi. Önemli bilgiler verdi. Bir ara verelim, küçük hem reklam hem de yollara baksın arkadaşlarımız. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İklim Dosyası devam edecek. İklim Dosyası devam ediyor. Değerli dinleyenler, İklim Dosyası devam ediyor. Çok önemli konuları konuşuyoruz. Ya ben duyduğumda her seferinde biraz daha hayret ediyorum. Özellikle mikroplastik konusu söz konusu olduğunda az evvel dinleyenler belki tekrar olacak ama dinlemeyenler için de özettiğim, zaten mikroplastiği burada defalarca kez konuştuk, zararlarını. Bir insanın haftada bir kredi kartı boyutunda mikroplastik yuttuğunu öğrendiğimde dehşete kapılmıştım az evvel. Aslında evlerimizde kullandığımız birçok temizlik ürününde, yani vücut temizliği ürününde, kişisel bakım ürününde de mikroplastiklerin büyük oranda rol oynadığını öğrendim. Tabii diş fırçası, diş macunlarına kadar girdiği bende bir ürkütücü duruma getirdi. Çok önemli ve verimli bir konu. Konuğumuzu da bu arada onu da bir kez daha hatırlatalım. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünden Profesör Doktor Sedat Gündoğdu. Aynı zamanda kendisi Mikroplastik Araştırma Grubu'nun da kurucusu. Emrah Bey, biraz da yavaş yavaş artık herhalde denizaltı ve plastik uzmanlık alanına doğru geçeceğiz Sedat Bey. Buyurun, ben size bırakayım mikrofonu. Teşekkürler. Önceki şeyi özetleyelim. Mikroplastiğin 3 tane kaynağı var aslında, ana kaynak. Birincil, ikincil diyoruz. Birincil dediğimiz şey mikroplastik olarak üretilmiş şeyler. Demin size dehşete sürükleyen mikroplastik olarak üretilip çeşitli kozmetiklere vesaire eklenip zaten mikroplastik olarak da suya karışan şeyler. İkincisi de mikroplastik olarak üretilmeyip doğada mikroplastiğe dönüşen ambalajlar ve daha büyük parçalı plastik kullanılık özellikle ürünler. İkisi aynı yere gidiyor. İkisi de mikroplastiğe dönüşüyor. Peki şimdi deminden beri konuşuyoruz. Sedat Bey, mikroplastik nedir? Nerelerde var diye de. Peki bu miktarlar artık çok korkunç. Özellikle okyanus habitatlarında, su habitatlarında çok büyük miktarda var. Olsa ne olur? Yani ya ben daha halk diliyle sorayım. Günlük yaşamımı nasıl etkiler? Ya olsun, tamam. Mikroplastik var. Ne, suya gidiyormuş okyanusa. Nasıl etkileyecek beni? Yani daha böyle hani halk der ya, dan diye sorayım. Herhalde bunu sormaya çalıştınız değil mi Emrah Bey? Ben evet, öyle anladım. Olsa ne olur yani? Bize ne zararı var? Ben size denize gitmenize gerek olmadan mikroplastiğe nasıl maruz kaldığımızın çok daha doğrudan bir yolunu anlatayım. Böylelikle onunla bağlantılı yapılmış başka bir çalışma üzerinden de insana nasıl etkisi olduğunu hayal edebiliriz. Birincisi, şimdi biz hep böyle mikroplastik problemini denize özgü bir problemmiş gibi düşünüyoruz normalde. Çünkü ilk çalışmalar orada yapıldığı için, genellikle denizdeki plastik kirliliği görselleri süslediği için biz oraya ait zannediyoruz ama bizim yeni yayınladığımız bir çalışmada biz damar yoluyla verilen plastik serumların içerisinde bir kişinin bir yılda 300 adet mikroplastiği doğrudan damarına aldığını ortaya koyan bir çalışma yaptık. Şimdi bizim yaptığımız çalışma yayınlandıktan hemen aynı hafta yayınlanan başka bir çalışmada damarlarında, atar damarlarında plak oluşan bireylerde, hastalarda kalp krizi riskinin mikroplastik olmayan hastalara göre kat be kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunlarla bunun arasında ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalardı.
bir iki ay önce yayınlanan başka bir çalışmada plastik ve plastik deyince aklına sadece bir malzeme gelmesin. İçerisinde çok sayıda kimyasal var. O kimyasallarla, mikroplastiklerle bağlantılı o kimyasallara maruz kalan insanlarda Parkinson riskinin çok yüksek olduğu, yine aynı şekilde bunların içerisindeki kimyasalların hormon taklidi yaptığı için bisfenol A özellikle bilinen, en bilineni o, ama bunun B'si var, AP'si var, F'si var, S'si var, yani o kadar çok çeşitli ki 16 bin tane diye bahsettiğimiz kimyasalların hormon bozucu olan kısımları hormonal sistemi alt üst ediyor. Çünkü hormon taklidi yapıyorlar. Hormonun bağlanması gereken yere bu kimyasallar bağlanıyor. Vücut alt üst oluyor. İşte çeşitli kanser vakaları, küresel olarak mesela sperm sayısının düşüşünün bu kimyasallarla doğrudan ilişkisi olduğuna dair çok sayıda çalışma yayınlanıyor. Biz bu çalışmalar son birkaç yılın çalışmaları. Çünkü artık araştırmaların yönü bu etkileri ortaya koymaya yönelik çalışmalar. Dolayısıyla biz hani bize ne yapıyor sorusunu düşündüğümüzde bugün artık kanser vakaları yaşlı hastalığı olmaktan çıkmış 30 yaş altı insan hastalığı haline gelmiş. Bugün bir kanser pandemisi var. Bu kanser pandemisinin en önemli nedeni de kimyasallar. Kimyasal maruziyeti. Ve bu kimyasalların büyük bir kısmı plastikle ilişkili kimyasal. Yani hormon bozucular, işte alev geciktiriciler, yani plastik alev almasın diye içerisine kimyasal koyuyor. Su tutmasın diye içine kimyasal koyuyor. Yapışmasın diye, yanmasın diye kimyasal koyuyor. Sert olsun diye kimyasal koyuyoruz, yumuşak olsun diye kimyasal koyuyoruz. Yani o kadar çok kimyasal kullanıyoruz ki ve bu kimyasalların ne olduğuna dair bir şeffaflık da olmadığı için biz hangi plastikte hangi kimyasalın olduğunu bilmediğimiz için çok ciddi bir kimyasala maruz kalıyoruz. Bu da işte bugün işte benim şu akrabamda da var, benim kardeşimde de çıktı, bakın işte kayınımda da var aynısı gibi şeylerle insanların birbirini onayladığı bu yeni dönemde ortaya çıkan, yoğun olarak ortaya çıkan ve artık bir pandemi seviyesine çıkmış hastalıkların kaynağı bu kimyasallardan dolayı. Yani bunun ortaya konulması çok kolay değil. Ama bunları model organizmalar, model yani deneme çalışmalarında, laboratuvar ortamında ortaya koyan çok sayıda çalışma bize tehlike çanlarının aslında bu kimyasal maruziyetiyle birlikte ciddi olduğunu söylüyor. Şey çok enteresan bu söylediğinizden yola çıkarak. Plastiğin kendisi, plastiğin bir de içine katılan katkı maddeleri tabii burada. Biz bunu hiç çok bu detayda konuşmamıştık daha önce. Çok teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Aslında şöyle bir enteresan var. Gıda olarak tüketeceğimiz her şey için bin tane test, onay süreci vesaire var. Neden? Çünkü metabolizmamıza alıyoruz onu. Almak için üretiliyor. İşte yediğim, içtiğim, kullandığım gıda. İlaçlar için aynı, tıbbi ürünler için aynı. Plastiği de vücuduma alıyorum istemeden. Fakat bununla ilgili bir şey yok. Bir standart yok. Yani plastiğin bende nasıl etkiler uyandıracağı. Hadi doğal yaşamı da geçtim. Şimdi bunu bazen zaman zaman söylüyorlar. Yani kutuptaki pengueni mi düşüneceğim? Önce kendi çevremi, ailemi düşünürüm. İşte kendi çevremi, ailemi düşündüğüm için aslında zaten endişe etmeliyim diyoruz biz de. Şimdi bu durum, böyle birazcık karamsar bir tablo çizdik. Çok da zamanımız kaldı mı Kerim'i toparlayalım? Yani yaklaşık olarak bir 7-8 dakikamız kaldı. Biraz da aslında çözümle ilgili ne yapılmalı, ne yapılabilir, ne yapılıyor onu belki biraz konuşup hani insanlara da bir çıkış yolu göstermekte fayda var. Yani ben ne yapayım bu kadar korkunç bir durumla karşı demesin bizi dinleyenler. Bu konuda yani şu anda dünyada, Avrupa'da yasaklandığını biliyorum birçok plastiğin. Özellikle tek kullanıldıkları ve mikroplastiğin. Başka ülkeler de var bunu yasaklayan yavaş yavaş. Bu mevcut durumdan kurtulmamızı sağlayacak bir şey var mı? Birincisi bu, yani yenisini üretmeyi. İkincisi de zaten saçalamış olduğumuz gezegenin her tarafına sonsuz miktardaki plastikten kurtulmak için bir umut ya da bir seçenek var mı? Bu iki soru ortada duruyor aslında. Muhtemelen bizi dinleyenlerin kafasında da bunlar var. Evet, yani bunu anlatırken genelde en sonda gelinen noktada çok karamsar olduk, çıkış yolumuz var mı diye. Bir kere bu konuda çok fazla çaba var ama çabanın hızıyla plastiğin kirletici etkisinin yarattığı etkinin artış hızı arasında bir oransızlık olduğunu söylemek mümkün. Bugün Birleşmiş Milletler plastik kirliliğinden kaynaklı olarak bir plastik anlaşması görüşmesi yürütüyor şu anda. Tüm dünyadan ülkelerin temsilcilerinin katıldığı. Dördüncü toplantı Kanada'da yapılacak ve orada katılımcıların %70'e yakınının savunduğu ortak şey plastiğin üretimine bir sınırlandırma getirmek. Yasal bağlayıcı olan bir sınırlandırma getirmek. Bu devletler nezdinde alınması gereken zaruri adım. Atılması gereken zaruri adım. Dolayısıyla
bu yapılırken bizim buna maruz kalmaktan nasıl kurtulacağımızı düşünecek olursak bunun birçok yolu var. Örneğin birincisi ihtiyatlılık ilkesini elden bırakmamak lazım. Yani bir ürün tüketirken eğer ki alternatif varsa, plastiksiz alternatif varsa mutlaka ama mutlaka ona yönelmek lazım. Çünkü şeye güvenmemek lazım. Ya bunu buna temas ettirirlerse mutlaka testini yapıyorlardır dememek lazım. Böyle bir mutlaka ihtiyatlılık ilkesini işletin. Yani ihtiyatlı davranın ve başka alternatif varsa ona yönelin. İkincisi mümkün olduğunca şunu talep etmesi lazım vatandaşın. Yani bizi dinleyenlerin. Çeşmeden su içebiliyor muyum mesela? Çeşmeden su içebilme hakkım bana yeterince sağlanıyor mu? Bunun sağlanması için vaatte bulunanlara, bunun sağlanması için girişimde bulunanlara destek vermek, bunun vaat edilir bir hak olduğunu göstermek lazım. Çünkü yani şehirler biliyorsunuz sadece asfalttan, peyzajdan ibaret değil. Çeşmeden aktığımız su da bir şehir yaşamının bir parçası, onun kullanımı da. Dolayısıyla çeşmeden içilebilir suyu talep etmemiz lazım. Eğer ki içilebiliyorsa içmemiz lazım. Bakın dün bir haber vardı. Yurt dışına gönderilen ambalajlı suların içerisinde nitrat bulunmuş ki olmaması gereken bir şey. Sıfır olması gereken bir şey. Şimdi düşünün belediyenin gönderdiği çeşme suyuna içmekten imtina ederken düşündüğümüz argümanları ama şişe suda düşünmüyoruz. Çünkü diyoruz ki o zaten temizdir. Yani bu aklımızın bir kenarında bulunsun. Yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir alternatifler üzerinden ilerlememiz lazım. Mesela markete gittiğimizde yanımızda mutlaka yapacağımız alışverişe göre götüreceğimiz kaplarımız olması lazım. İşte çantalarımızın olması lazım. Bunlar çok önemli çünkü niye? Ben markete gittiğim zaman mutlaka ne alacaksam alayım mümkün olduğunca eğer ki önceden paketlenmemişse kendim şeye koydurtuyorum. Kendi götürdüğüm kaba koydurtuyorum ama bunu bir tek ben yapıyormuşum. O kadar az kişi yapıyor ki bana şey muamelesi yapıyorlar. Ya işte geldi yine bizimki. Geldi yine. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Bana da böyle marketin delisi gibi bakıyorlar. Bugün mesela eczaneye uğradım. Her ilacı bir poşete koymaya çalıştılar. Poşet istemiyorum dedim. Nasıl götüreceksiniz dedi. Hamal taşıyacağım. Yani nasıl götüreceğim? Çantama koyacağım, götüreceğim. Zaten ambalajı var. Bir ambalaj daha vermenize ne gerek var dedim ama inanın suratıma deliymişim gibi baktılar. Delilerin sayısının artması lazım. Burada delilik ve normallik yer değiştirmesi lazım şu anda. Yani normal davranış çok fazla tüketim, çok fazla tek kullanımlık. Delilik ise bunun reddedilmesi. Dolayısıyla bizim bunu normalleştirmemiz ve bu davranışı geliştirmemiz lazım. Bu çok önemli. Çocuklar özellikle çok maruz kalırlar. Çocuklara mümkün olduğunca işte ambalajlı gıda yerine evde hazırlanmış gıdayı tüketmelerini yani okula gittiklerinde beslenme çantası eskiden çok yaygındı. Şu anda çok az yaygın. İşte kantinlerden ya da restoranlardan. Yok, ben öyle şöyle beslenme çantası varsa çantanın kendisi de plastik. Yani onun çözümü var. Çok basit. Yani mesela şeyler var. Sefer tasları var. Ya bizim aslında bu tür bilinçaltımız, kolektif bilinçaltımız ve geçmiş tecrübelerimiz o kadar uygun ki bu tarz yaşamaya. Yani hepimizin hafızasında. Hatta bugün televizyonu açtığımızda eski Türk filmlerini izleyince manavdan bir şey alınırken bir kese kağıdı içine konularak verildiğini görebiliyoruz. Hala görüyoruz bunları. Dolayısıyla bizim geleneksel tüketim alışkanlıklarımız aslında çevre dostu, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına çok uygun, uyumlu. Dolayısıyla bunu biraz hatırlamak lazım. Biraz daha eskiyi hatırlamak lazım. Yani eskide eskiye rağbet olsaydı bir pazarına nur yağar şeyi var. Aslında bir pazarına nur yağması lazım ki. Bizim. Yağsın. Bence de hiç sakınca yok. Tekrar kullanım, tamir etme, reddetme. Bu üç şey yani üç tane kural önemli tüketim alışkanlıklarımızda önemli kural olması lazım. Tabii şimdi ben bazen bunu öneriyorum. Yani bunu diyorum ki yanınızda matara taşın. Matarayı nereden dolduracağız diyorlar. İşte çeşme suyu meselesi bu da önemli bir yer tutuyor. Bunu sağlaması için çalıştığınız iş yerine, okula ya da işte kamu kurumuysa kamu kurumuna bunları talep etmek, bu talep sayısı arttığı zaman böyle bir problem olduğu kabul edilecek ve artık insanlar yani yöneticiler de karar alıcılar diyecek ya böyle bir talep var, böyle bir problem varmış demek ki diye. Bir de çok önemli başka bir şey var, gözden kaçıyor. Plastik doğrama tahtası. Plastik doğrama tahtası
en fazla mikroplastik maruziyetine olduğumuz alanlardan biri. Yani plastik doğrama tahtasında bir şey doğradığınız zaman bir sürü plastik parçacık giriyor. Mümkünse plastik doğrama tahtalarından uzak durmamız lazım. Yani çünkü plastik hijyenik diye tahtanın yerine zorunlu kıldı ama yapılan çalışmalar tahtayla plastik arasında hijyen açısından hiçbir farkın olmadığını ortaya koyuyor. Yani gerekli hijyen standardını, gerekli hijyen şartlarını sağladığınız zaman tahta da plastikten plastik kadar hijyenik olabiliyor. Ama yapmazsanız işte gidin restoranlara böyle çukur olmuş doğrama tahtalarını görüyorsunuz. O çukur olmasının nedeni oradan mikroplastik olarak o plastikler yedik. Onlar gitti yedik. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çıkış yolu aslında bireysel olarak buna maruziyetimizi azaltmamız mümkün. Tabii ama bunun bir çevre problemi olmaktan kurtulması için de kurumsal olarak önlemler alınması gerekiyor. Devletler, hükümetler nezdinde önlemler alınması gerekiyor. Bu yavaş da olsa böyle bir buna doğru bir yönelme var. Özellikle bu Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması meselesi eğer ki yasal bağlayıcı olarak çıkarsa bu açıdan çok önemli bir adım olacak. Vallahi çok teşekkürler. Bu son kısım çok değişik bir bakış açısı da verdi bence. Bana bile verdi ben bu işin içinde olduğum halde. Çok teşekkür ediyorum o anlamda. Gerçekten benim kendi adıma söyleyeyim. Hani siz Emrah Bey zaten söylüyorsunuz. Hani öyle de böyle de bir şekilde işin her dalında bir şeyleri herkesten çok biliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Benim için de çok öğretici yayınlardan bir tanesi oldu. Zaten şu yayınlara başladığımız günden bu yana herhalde mikroplastik konusu benim özel ilgi alanım haline geldi. Yakında ben de bu konuyla ilgili bir araştırmalara falan başlayacağım. Çünkü ister istemez insan kendinde ya ne yapıyormuşum diye sorgulamaya başlıyor. Hadi biz geçtik. Ben 40'lı yaşlarımın ortalarına gelmiş bir insan olarak elbette sağlığımı düşünüyorum ama çocuğumu daha fazla düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sedat Bey. Yani benim adımla çok aydınlatıcı bilgiler oldu. İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok aydınlanmışlardır ve hep söylüyoruz bir kişiyi kazanabildiysek programda ne mutlu. Emrah Bey varsa ekleyeceğiniz bir şey rica ederim. Sedat Bey'den de rica edeceğiz, sonra noktaya koyalım. Yani güçsüz değiliz, tercihsiz değiliz. Kural bütün dünya için koyamayız ama kendi hayatımız için koyarız. Ben en son Sedat Bey'in söylediklerini bir kere daha altını çiziyorum. Kendi hayatımızda kuralları koyup katı bir şekilde uyarsak en azından o alanı temiz tutabiliriz. Bazı şeylere gücümüz yetmiyor ama işte en basit örnek ambalajsız ürün tercih etmek, plastik ürün yerine onun muadilini tüketmeye çalışmak. Bir diğeri de tabii o bizim eskiden uyguladığımız daha çevreye uygun, sağlığımıza uygun davranış biçimlerine geri dönmek. Aynen öyle. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Sedat Bey? Sizden varsa son alalım. Bir iki dakikaya noktayı koyacağız. Evet yani ben de benzer şekilde şunu söyleyebilirim. Plastik geri dönüşüyor diye, ayrı kutuya atıyoruz diye güvenip onu tüketmeye, devam etmeye yaklaşımını terk etmemiz lazım. Biraz hızlı yaşamdan uzaklaşıp yavaş ve meşakkatli yaşama doğru da ilerlemek, hani yanımızda bir şey taşımak, yanımızda planlı yaşamak, planlı alışveriş yapmak gibi alışkanlıklar kazanırsak bu maruziyetimizi minimize ederiz. Doğaya olan etkisini de kendi payımızı en azından azaltmış oluruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün iklim dosyası programında Çöpüne Sahip Vakfı Genel Müdürü Sayın Emrah Bilge ve Profesör Doktor Sedat Gündoğdu'yla beraberdik. Mikroplastiği konuştuk ağırlıklı olarak. Umarım faydamız olmuştur. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İklim dosyası sona erdi.